Agalarım, herkese selamlar. 29 Kasım 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Maçlar güzel, eserek devam ediyoruz. Hem YouTube'da hem de WhatsApp VIP gruplarımızda hem de ücretsiz Telegram grubunda aga. Muazzam bir başarı var. Herkese teşekkürler. Ama ne diyorum aga? Sizden tek ricamız hem motivasyon, beğeni ve yorum aga. Emeğine sağlık yaz. Yaz ya kangalım teşekkür ederim yaz. Çok güzel bir yeme var. Ya bunu olumluya çevirelim hep birlikte. Güzel enerji verelim. Sizlerden ricamız beğeni yorum destekleri. Çok uzatmayacağım. Hızlı bir anlatımla başlayacağım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Allah'ın emri yapıyoruz. Brighton'la Southampton. Maç skoru olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişiyi gruplarımıza bir, hafta misafir edeceğiz. En son Liverpool Real Madrid maçının skorunu açıklamamıştık. O da Kemal Recep Akça, Fatih Kağan ve Red Müzik şehrisinin arkadaşlarımız kazandı. Benimle ekranda gördüğünüz WhatsApp numarası altına iletişim kurabilirler. Açıklama kısmında var, yorumlar kısmında var. Tek tıkla iletişim kurabilirsiniz. Onun dışında WhatsApp VIP gruplarımız hakkında bilgi almak isteyenler, sorusu olanlar, hal hatır sormak isteyenler bile bu numaradan bana mesaj Hem açıklama kısmında hem de sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp'ın iletişim linki mevcut zaten. Devam ettim, geçtim bunu da aga. Yüksek mis seviyesinde dün ne yaptık? Aga dün yüksek mis seviyesinde şansa özellikle özellikle ne şansa? PSV'nin 2 golü aga. 90 artıdan sonra biz galibiyetini de bekliyorduk. Mücadeleyi çevirdi. Çok güzel para bıraktı. Kasa katlama maçımız da ayrıca. Bir kasa katlama serimiz var. Belli bir miktarla başladığımız Bir nevi rolik gibi düşünebilirsiniz. %16 şeklinde vermiştik. Kasayı da biz yönettiğimiz için hem canlı kupon grubunda hem de yüksek misli grubunda güzel bir iğme aldık oradan. PSV maçına oturttuk. Yüksek misli Avrupa maçım vardı. Benfica, Kulüp Buruj ve Dortmund maçlarına genel 1.5 üst aldık. Oradan da aldık aga. Sadece bunlar değil yüksek misli seviyesinde yüksek oynayanlar için canlı da veriyorum. Özellikle az önce Astana Gömerej'in maçı vardı. Deplasman'ın bir golüne misli verdim aga. Dakika 87 değil mi? 90'da mı ne attı? Güzel bir kafa golü attı. Onun enerjisi zaten. Para kazandım ya. Bu sesimin enerjisi ondan aga. Devam ettim. İdeal kuponlarımız alternatif kuponlarımız. Dünün ana kuponu yine geldi Aga. Ana kupon neydi ondan bahsedelim. Zagreb mücadelesine 2.5 üst aldım. Sonra, sonralardan 3-0 oldu. Benfica maçını da KG's zaten çok güzel geldi. 3-2 bitti mücadele. Alternatif kombinleri PSV'nin bir golü bizi yanılttı. İlk yerden atıca. Onun dışında e 1.5 üst versem o da olurmuş. Ekranda da rapor görüyorsunuz Aga. Canlıdan neler yaptığımız. Dün ne verdiysek o. Bak Sadece alternatif kombin başarısız. Kasa katlama ana kombin, Avrupa kombini. 4 bin misli, 3 bin misli içeride. Canlı raporu Kero 7 tane bahis vermiş, 5 tane gelmiş. İkisi gitmiş. Profesör 17 tane vermiş, 14 tanesi gelmiş. Ben de 11'de 6 olarak tamamlamışım. Canlı olarak zaten gruplarımızda en iyi şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. İzlediğimiz maçları sizler de biliyorsunuz ki ona geçtim. Ücretsiz Telegram grubu da açıklama yorumlar kısmında mevcut. Buraya da tek tıkla gelebilirsiniz. Burada da güzel paylaşımlar yaptığımızı söyleyelim. Hatta WhatsApp VIP grubundan şöyle bir size bir seri bahsedeyim. Dün 23 seansının devre arası Aga. Neler vermişiz hemen bakalım. Aga Dortmund'un ikinci golüne %5 şeklinde vermişiz. Kasayı yönetiyoruz. Liverpool maçında birinci gole 1.72 gibi orandan %3 vermişiz. Benfica mücadelesine de Benfica'nın bir golüne %4 vermişiz. O da geldi. Celtic'in bir golünü vermişiz. yalnız da devrede. İlk gol Liverpool geldi. Benfica gol attı. Ve üçüncü golü de, ikinci golü de Dortmund attı. Celtic attı. E, Lil maçına 1.5 üst verdik. O geldi. Zagreb maçına Dead Basman 2.5 üst verdik. O geldi. PSV mücadelesini %3 olaraktan da var bir hayalimiz. Dakika 70'ten sonra verdim. %3 PSV maçın geriye kalanını kazanır. Risksi de ev sahibi 1.5 üst olaraktan verdik. Zagreb mücadelesi geldi. PSV yarı kazandı. Riskten de PSV'nin 2 golü de 2.79 gibi oranlarda da geldi aga. Yani emek büyük. Ciddi manada emek büyük. Ne diyeyim? Bekliyorum WhatsApp VIP gruplarına başlayalım. Aga beğeni yorumlar geldi mi? Geldi. Geldi değil mi? Herkes bir şöyle yüklensin aga beğeni yorumu. Kocaeli maçıyla başlayalım. Ben burada Kocaeli tarafındayım. Kocaeli'nin galibiyetini bekliyorum. Son mücadele bizler canlısından para kazandığımız bir mücadeleydi. Kocaeli. Kocaeli burada galip gelecektir bence. Fakat bu galibiyet nasıl gelir? Biraz ona bakalım. Ben mücadele geleninde 5 golçesi beklemiyorum. O yüzden 4,5 altında bir Kocaeli galibiyeti bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelem Antalya ile Sivas mücadelesi. Bu mücadelede yüksek oranlı tek tercihim var. Onun dışında başka herhangi bir tercih yapmadım aga. Mücadele 1-1 ayarında. Belki Antalya 2-0, 2-1 de olabilir. O yüzden o yüzden burada herhangi bir yüksek orana git, e, ideale gitmekten yerine Toplam gol aralığı olarak değerlendirdim. Bence mücadele 2-3 gol aralığında kalabilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. 1.80 oranı var. Değerlendirecekler de bol şanslar. Schalke ile Karsel Slotter mücadelesi. Aga bu da tempolu geçmesini bekliyorum. Özellikle Schalke tarafı ileriye çıkıyor ve arkada boşluk bırakıyor. Bitiricilik anlamında Schalke tarafına biraz sıkıntı var ama deplasmanda kontraya çıkaraktan da ve duran topları da iyi kullanan bir ekip. Ben burada her iki takımın da atacağı golleri bekliyorum. Mücadelenin indeks beklentisi de 2-2'lik bir beraberlik. Ben burada idealden KG aldım. İsteyenler 2-2'ye göre de e, alabilir. Yapay zeka veya indeks beklenti diyebilirsiniz buna. Brighton'la Southampton mücadelesi. Burada da Aga neler yaptık? Bu maçın maç skorunu sizlere sordum öncelikle. Aslında Brighton tarafında yani mücadele 2.5 üst genelinde 2.5 üst oranı olsaydı ben doğrudan ortaya bir 2.5 üst olarak değerlendireceğim bir karşılaşmaydı. Fakat yok Southampton'da son mücadelesini izledik iyi de oynadı. 3-2'lik bir Liverpool mağlubiyeti aldı. Ama maç genelinde iyi bir Southampton tarafı vardı. Brighton'a gerçekten tebrik etmek lazım. Yani i̇yi bir kadrosu var ve iyi futbol seyrettiriyor bizlere. Ben burada Brighton tarafına gittim. Biraz da oran almak müdayi e, oran almak için 1.5 üstünde bir Brighton galibiyeti bekledim. Hatta ben bu oranı biraz daha yükseltmek istersem de 2.5 üstünde bir Brighton galibiyeti 2-1'de kendi skorum var Aga. Belki 3-1'e de kayabilir. O önden geçebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Maç skorlarınızı yoruma yazmayı unutmayın. Devam ettim. Son mücadelem Sheffield'la Sunderland mücadelesi. Sheffield kendi evinde zor gol yiyen bir takım. Burada Sunderland'de bir nevi bir rakibi. Yani şöyle söyleyeyim. ikinci 35 puandayken Sheffield. Dördüncü Sunderland 33 puanda. Zor bir, zor bir mücadele olur ama ben ev sahibinden yanayım. Ev sahibinden nasıl yanayım? Ev sahibi Sheffield'ın ben bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Ev sahibi yarı kazanır seçeneği. E, nesine de bir 38 iddiada bir 45 bandında ideal kombinlere koyabilecek bir mücadele. Güzel maç olur. Championship'teki basketbola geçtim. İki adet de basketbolum var. Kızıl Yıldız'la Bayern Münih mücadelesi. Bu maçta ben biraz sayıya gittim aga. Neden sayıya gittim? Kızıl son mücadelesinde kendi evinde Partizan'a mağlup oldu. O mücadelede e, muazzam bir taraf vardı. Derbiydi. Ekstradan Kızıl Yıldız'ın tarafları zaten meşhurdur. Bayern Münih'te ritimliyken bu mücadelede bence üste gitmek mantıklı. 162 var mıydı bakayım? Var aga. 162.5 üstü. Ben burada tek değerlendireceğim. Tercih Mücadeledeki üst sayıdır. Sayılara yöneldiğim bir karşılaşma. Pana ile Monaco mücadelesi. Pana da son mücadelesinde mağlup oldu deplasmanda. Ben burada Pana'nın atacağı sayıya gittim. Ev sahibi 83.5 üstü. Nerede? Şurada. Ben Pana'nın burada 84 sayı atmasını bekliyorum. Kadro kalitesi en yüksek oyuncu. Bence 84 sayıda bulma potansiyeli var. Değerlendirecekler bol şanslar. Cuma günü idalet adet mücadelem vardı. Enerji maçlara yansısın. Full çekelim. Hedefimiz 77. 7. Herkese bol şanslar. Herhangi bir soru vesaire görüşü olanlar da benimle ekrandaki numaradan da iletişim kurabilir.